Evet, neden kaşınırız? Aha. Evet. Şeyi merak ediyorum hocam. Stres anında neden bir kaşıntı tutar bizi? Evet, mesela o da bu konuyla ilgili kim sormuş? Uçakçı03. Türk Hava Yolları'ndan bir arkadaş galiba, logodan anladığım kadarıyla. Türk Hava Yolları'nın sevgilerimizi sunuyoruz. Uçaklar bu aralar çok tenha. Moralim bozuk. Ben de ne zamandır uçağa binmedim. Bir ara Allah'ım ne kadar çok uçağa biniyoruz falan filan dedi. Küfranı nimet etmeyeceksin. Bak şimdi böyle melül melül 3. havalimanına bir durum olsa da gitsem bir daha görsem diye Keşke. oralarda gevşiyorum. Neyse sevgili Uçakçı03. Evet, kaşıntı. Pruritus. Latince adı pruritus kaşıntının. Şöyle de ilgi alanıma girmişti benim. Birkaç sene evvel bir kaşıntı kongresine beni çağırmışlardı. Kaşıntının fizyolojisini anlat falan filan diye. Ben de o vesileyle bir daha zaten yani fizyolojide hani dokunma duyusunda, ağrı duyusunda anlattığımız mevzuydu ama bir daha bir hazırlamıştım ve çok zevk almıştım o sunumdan. Hani sunumda eriştiğim bazı çalışmalardan da enteresan şeyler öğrenmiştim yeni kitaplarda yazmayan. Onu da bu kısacık şeyin sonunda söyleyeyim size. Şimdi mesela kaşıntı arkadaşlar aslında ağrı duyusunun değişik bir çeşidi. Gıdıklanma da aynı şekilde öyle. Bunlar ağrı duyusunun türevleri olarak nitelenebilir. Kaşıntı dediğimiz mesele özel bir takım ağrı duyusu sinirlerince alınıyor. Çıplak sinir ucu dediğimiz böyle dokunma duyusu gibi, titreşim duyusu gibi özel şeyleri almak için programlanmamış ya da yapılandırılmamış. Ama ve lakin böyle daha genel kimyasal değişiklikleri algılayan bir takım alıcılar derimizin üzerinde bulunuyorlar genellikle. Şimdi bu alıcılar ne zaman uyarılıyor? Deride rahatsızlık, iritasyon yaratan bir malzeme olduğu zaman uyarılıyorlar ve bu uyarı bizde hızlı bir reflekse sebep oluyor. Şimdi mesela ağrıda şöyle düşünün. Ağrının iki tane tipi var. Biri hızlı, batıcı, böyle çok şiddetli bir tipi. Bir de zonklama şeklinde yavaş yavaş ağır olan bir tipi var. Hızlı ağrı hissettiğimiz zaman ne yaparız? Mesela elimize iğne battığında önce bir hızlı, böyle keskin bir acı hissederiz. Hızla elimizi oradan çekeriz. Oysa bu keskin acı duyusu hızla elimizi çekme refleksiyle bağlantılıdır. Ki o acı veren şeyden uzaklaşalım diye. Ama öbür ağrı niye lazım? Yavaş yavaş zonklayan bir ağrı sizin bir yerinizi böyle hızlıca çekmenize sebep olmaz ama orayı mesela eliniz zonkluyorsa onu devamlı koruma ihtiyacı hissedersiniz. Böylece o sancıyan bölgeye yeni bir zarar gelmesi ihtimalini de en aza indirmiş olursunuz. Kaşıntı neyi tetikliyor diye bakarsak, bu arada ben çok yapıyormuşum televizyon programlarından sonra arkadaşlar söylediler. Şöyle, şöyle, şöyle falan gibi. Şu çok sık hocam Tabii sizde, evet. şöyle şöyle şöyle. İçimde bu kellik kaşıntısı dediğimiz ayrı konu. Onu sonra anlatırım. Hatta anlatmam. Niye anlatayım? Kel olun öyle öğrenin. Allah Allah. Ben o kadar uğraştım bunu öğrenmek için. Bak bu da mesela bir kaşıntı reaksiyonu. Kaşınma deride meydana gelen bir rahatsızlık, iritasyon hissinden dolayı olduğu için. Hızla ortaya çıkan refleks o bölgeye gidip o bölgeyi kazıma hareketi yapmak. Aslında amaç buradaki iritan maddeyi yani rahatsız edici maddeyi uzaklaştırmaktır. Bizim mesela tıp öğrencilerine birinci, ikinci sınıfta kurbağalarla yaptırdığımız deneyler vardı. Şimdi yasakladılar işte hayvanlara eziyet olmasın diye. Kurbağanın mesela şu kafasının ön kısmını keserek uzaklaştırırsınız yani beynin önünü ayırmış olursunuz, atmış olursunuz. Daha yüksek işlevleri hayvan yerine getiremez hale gelir ama omuriliğinden gerçekleştirdiği işlevler çalışır haldedir. İşte o hayvanı normalde suya atarsınız yüzer falan bir de ona bir şey yaparız. Ensesine böyle bir asit süreriz. Seriatik bir asit. Böyle kaşındırıcıdır. İnsana da sürsen bir söz o kaşındırır. Onu böyle ensesine sürdüğümüzde başı gözleri olmayan hayvan hızla böyle kollarıyla şöyle uzanıp sırtını hemen kaşımaya çalışır, uzaklaştırmaya çalışır. Yani bu deney bize ne gösteriyor? Mesela tıp öğrencileri bundan ne öğreniyorlar? Kaşıntı bizim bilişsel olarak üst beynimizde yaptığımız bir şey değil. Bir şekilde omuriliğimizdeki işte refleks devresi dediğimiz bilincimizin dışında hızlı gerçekleşen hareket dizgeleri sayesinde karşıladığımız bir şey. Bu arada tabii bilinçsiz bir sistem olduğu için her zaman deri üzerindeki bir rahatsız edici madde varlığından kaynaklanmayabiliyor. Mesela birçok rahatsızlık, uyuz falan gibi rahatsızlıklarda deriye yerleşen mikroorganizmalar ya da virüsler gibi şeyler deride hem salgıladıkları maddelerden dolayı hem de veya deriye yaptıkları zarar verici etkilerden dolayı deri hücrelerinin parçalanmasından kaynaklanan ve normalde hücre içinde olması gerekirken hücrenin dışına çıkan maddelere bir reaksiyon olarak oluşur. Bunlar patolojik kaşıntılar. Bu patolojik kaşıntıları da işte ilaçla tedavi etmeniz lazım. Yani kaşıyarak geçirebileceğiniz kaşıntılar değil.
kaşıntı ile ilgili bir neden daha söyleyeyim. Vücutta yüzeysel, yani derinizin üst kısımlarına oksijen ve besin sağlayan kan dolaşımı arttığı zaman, oralarda kan daha fazla akmaya başladığı zaman oralarda hafif kaşıntı hissi oluşabilir. Mesela burnunu kaşımak kan dolaşımının artmasıyla paraleldir. Orada kimyayı değiştirdiği için, yani deride bir şey olduğu için değil de kimyayı değiştirdiği için o bölgede kaşıntı benzeri bir his oluşur. Peki ne alakası işte yanağını kaşımak, alnını kaşımak? İnsan düşünürken, bir şey hatırlamaya çalışırken, yalan söylerken ya da yalan demeyelim de ona gerçeği bir şekilde saklamaya çalışırken, yani bir şeyi ağzından kaçırmamaya çalışırken bir stres reaksiyonu uyandırır. Bu stres reaksiyonu öncelikle ilk etkilediği yerlerden biri yüzeysel kan dolaşımıdır. Yüzümüzde özellikle bu daha etkilidir çünkü biz sosyal canlılar olduğumuz için işte utancımız, asabiyetimiz bilmem neyimiz yüzümüze yansıması tercih edilen bir şeydir. Dolayısıyla buradaki kan dolaşımı etkilenince mesela bu yalan uzmanı Lie to Me dizisinde falan olanlar gibi hemen insanların nerelerini kaşıdıklarına bakarlar. Mesela işte bir insanın konuşurken çok fazla şöyle şöyle burnunu karıştırması falan yalan söylediğin bir işareti olarak kabul edilir. Mesela ben çok yaparım onu bu arada. Ama mesela tabii şunu hemen ayırt etmeniz lazım. Ben bir gün berberdeydim. Gofret. Buraya gelmiyorum. Yayın yapıyoruz gofret. Gofreti gönderdim. Bir gün berberdeydim. Berberdeki arkadaş da beni izliyor sağ olsun. İzliyormuş televizyonda. Dedi ki hocam senin dedi şu bıyıklarla dedi burun kıllarıyla bilgilenmemiz lazım. Niye dedim. Sen dedi ekranda çok dedi burnuna böyle yapıyorsun. Senin dedi bıyıklar ya da burun kılların şeye geliyor dedi. Seni rahatsız ediyor dedi konuşurken. Dedim hatta doktor gibi adamsın. Hakikaten bir işlem yaptım. Mesela o haftaki televizyon programlarında gayet iyiydim. Benim özellikle şu bıyıklar uzayınca böyle bir reaksiyon yapıyormuş. Sadece konuşurken ve dudak vık vık oynuyor ya, buraya değiyor ve orada bir kaşınma meydana getiriyor. Dolayısıyla kişisel bakımın sadece görüntü için değil, aynı zamanda böyle durumlar için de geçerli olduğunu öğrenmiş olduk. Son kısmı, kaşınmak niye zevk verir? Acıdan, ağrıdan ve sıkıntıdan kurtulmak her zaman zevkle işaretlenir beyinde. Datlı datlı kaşınıyor derler ya. Hani mesela birini mesela sırtınızı kaşıdığı zaman hıtır hıtır Allah'ım o ne kadar büyük bir zevktir. Çünkü orada hem bir masaj etkisi, oradaki işte lokal hormonların salınmasını sağlayan bir masaj etkisi var. Hem de irritasyon, hatta oraya yerleşmiş olabilecek kir, parazit vesaire gibi şeylerin kaşıyarak uzaklaştırılması bizde bir hoşluk ve ferahlama hissi yaratıyor. Hamamda keselenmekten tutun, maymunların birbirinin sırtındaki bitleri ayıklamasına kadar her şey aynı prensibe dayanıyor. Bu arada kaşınmaktan çok bahsederseniz her yerinizi kaşıntı tutabilir. Ben şu anda vallahi zor tutuyorum kendimi. Ben kaşınıyorum. Neden? İşte ayna nöron, işte empati, işte ileri düzeyde sosyal varlık, işte insanın fabrika ayarları, üçüncü ayar sevgili arkadaşlar. Kaşıntımız bile ortak, birbirimize bulaşıyor. Dolayısıyla kaşıntı deyip geçmeyin. Bu hayatın, bu dünyanın, bu fizyolojinin herhangi bir yerine mercek tuttuğunuzda size neler 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 anlatıyor. Vallahi kitaplar yazarsınız. Güzel soruydu. Çok teşekkür ediyorum. Hocam kaşıntıdan bahsederken bulaşıcı kısmından da bahsetmiş olduk aslında aynı nöronlar. Hemen bir soru vardı. Onu da ekleyelim. Esnemek bulaşıcı mıdır? Yani esnemek neden karşımızdaki esnediği zaman biz de esnemeye başlarız? Daha evvel de bununla ilgili birkaç video çekmiştim ama burada tekrarda fayda var. Öncelikle esnemek mesela zannettiğimiz gibi oksijen arttırmayla, oksijen almayla ilgili falan bir mesele değil. Yani kanımızda oksijen düştüğü için esnemiyoruz. Muhtemelen uykumuz geldiği için de esnemiyoruz ama uyku gelmesiyle paralel başka bir şey yüzünden esniyoruz gibi gözüküyor. O da yapılan deneylerle ilginç bir şekilde ortaya çıkmış. Beyindeki ortalama sıcaklık arttığı zaman esneme sıklığı artıyor. Biz beynimiz ısındığında esniyoruz gibi ve gerçekten esnemek, uzun uzun gerine gerine esnemek bizim beynimizin, özellikle ön beynimizin ısısını bir miktar düşürüyor. Nasıl yapıyor bunu? Burun boşluğumuzun hemen tepesinde ve etrafında çok yoğun kan dolaşıyor. Var. Bir nevi bu fanların hani böyle petekli bir şeyleri vardır. İçinden rüzgar geçirerek o peteklerin içindeki suyu soğutursunuz ya. Aynı onun gibi biz de burnumuzdan ve solunum sistemimizden, yani soluk alıp verme sistemimizden böyle uzun uzun hava geçirince bir şekilde bu sistemi soğutmaya yarayan bir şey gibi gözüküyor. Beyin sıcaklığı artınca esneme artıyor dedim. Beyni soğuk tutacak dış bantlar kullandığınızda da mesela hayvanlarda ve insanlarda esneme frekansını, sıklığını azaltabiliyorsunuz. Peki beyin sıcaklığıyla alakalı bir şey neden bulaşır? Doğrudan beyin sıcaklığıyla ilgili mi değil mi bilinmez ama esnemenin memeli canlılardaki en önemli fonksiyonu sosyal bir işaretleşme aracı olmasıdır. Esneme başladığı zaman ben bunu en güzel derslerde
öğrencilerden örnek veriyorum. Şimdi öğrencilerden biri ikisi esnemeye başladığında diğer ekibe de bu esneme kolay bir şekilde yayılabiliyor. Bunu hepimiz biliyoruz. Ama ders eğer çok böyle eğlenceliyse, dikkatliyse ya da dersi bırakın çok heyecanlı bir film seyrediyorsanız, filmi seyreden birisi esnese bile o esneme size pek bulaşmıyor. Çünkü dikkatiniz filmde. Ders dinleme gibi, birlikte bir arada bulunan yerler gibi bir yerde eğer esneme bulaşmaya başlıyorsa, yani esneyeni gören de aa diye ağzı yırtılarak esniyorsa, bu durumda orada bulunan ahalinin sıkılmaya başladığı ve dikkatinin dağıldığına dair bir işaret çok bariz şekilde ortaya çıkıyor. Ve bu durumda ya oradan dağılalım ya gidelim yatalım şeklinde bir sosyal sinyalleşmeye yaradığı düşünülüyor bunun. Ve aynı zamanda bir dikkat ölçütü. Mesela tehlike yok, açlık, bir rahatsızlık riski de yok. Bulunduğumuz durum bir şekilde güvenli ve bundan dolayı yapacak işimiz de yok. Burada böyle aporda durmanın da bir alemi yok. Esniyerek biz aslında bunu anlatmışız. Biz derken mesela kedilerde, aslanlarda, onda bunda hepsinde gördüğümüz davranış kabaca böyle bir sinyalleşme. Bundan dolayı da esnemenin bulaşıcı olduğu versiyonlar, yani başkasının esnemesinden etkilenen bireyler doğal seçilimsel olarak bu sinyalleşmenin faydalarından dolayı seçilmişler. Yani onlar daha üstün gelmişler ve bizler de muhtemelen esneyerek hayatta kalma şansını arttıran, enerjisini koruyan, gereksiz faaliyetlerde toplu olarak bulunmamayı beceren ataların torunlarıyız. Özetle, birisi etrafınızda böyle birileri fazla esnemeye başlıyorsa oradan uzamanın vakti gelmiştir. Hele ki odak söz konusu olan kişi sizseniz, esnemeler sizden kaynaklanıyordur. Ona göre hiç de başkasına suç atmayın. Evet, eğer şu anda ekranları başında esneyenler varsa lütfen kapatsınlar ve daha faydalı bir iş yapsınlar. Bu arada esnemediyse insanlar... Şu anda bizi izleyenler de vallahi ağızları evet, yırtılmış olabilir. Bu arada zaten evinizde oturuyorsunuz çoğunuz arkadaşlar. Muhtemelen birçoğunuz monitörün başında teksinizdir. Böyle tek başına monitörün karşısında oturunca da esnemeyle ilgili bir konu izleyip de esnememek mümkün değil. Bu arada YouTube'da esneme üzerine videolar var. Açın bir izleyin, perişan olursunuz. Ben geçen gün kedimle kısır döngüye girdim. O esniyor, ben esniyorum. Ben esniyorum, o esniyor. En sonunda gidip yatmaya karar verdik. İşte ya, beni esneten gofret burada efendim. Tekrar kendisi sık sık kucuma çıkıyor. Kucucuğum, gofretçim, gel istersen burada otur. Beraber takılalım, ne dersin?